Merhaba arkadaşlar. Bugün size Fraps'ın nasıl kullanıldığını göstereceğim. İlk olarak programı açıyoruz. Açtığımızda General tarafından Fraps Windows Always On Top. Bu Fraps'ın masa üstünde gözükmesini sağlıyor. Monitör, AR, Desktop. Bir de buna basıyorsunuz. İkisine basıyorsunuz arkadaşlar. FPS bölümünden buradan kısa yolunuzu seçiyorsunuz. Ondan sonra buradan FPS'yi işaretliyorsunuz. FPS'nizin hangi tarafta gözükmesini istiyorsanız onu işaretleyin. Ben böyle sevmediğim için iptal ediyorum. Ondan sonra Movies'te video çekiyoruz. Bu Change bölümünden nereye kaydettiğimizi gösteriyor. F3 video başlatıyor. Bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. 30 FPS burada önce kendi FPS'nizi ayarlıyorsunuz istediğinize göre. 30 FPS kötü, 50 o normal, 60 FPS yüksek. Benim tercihim 50 FPS arkadaşlar, çünkü bu en iyi, bu gösteriyor. Bir de half size sakın yapmayın, full size yapın. Ondan sonra record 1700 sound'a basıyorsunuz. Bir de record external input'a basıyorsunuz. Zaten bilgisayar otomatik kendi mikrofonunuzu tanıyacak. Buradan sese stereo basacaksınız. Ondan sonra ekran fotoğrafı almak için kapandı. Buradaymış. Ekran fotoğrafı almak için screenshot'a geliyorsunuz. Yine change bölümünden nereye kaydettiğinizi, buradan JPG'yi seçeceksiniz. F10'la video capture ekran capture alıyorsunuz. Ekran fotoğrafı F10'la. Bunu değiştirebilirsiniz ve ilk tarafta söylemeyi unuttum. Şu hide mouse cursor in video, buradan videoda farenin basınca fare gözükmüyor. İptal edince gözüküyor. Şimdi bir bakalım nasıl çekmişiz diye. Başlatalım videomuzu. İleride video dönüştürmeyi de anlatacağım değerli arkadaşlar. Diğer videomda bakın şimdi. Bu video. Normalde 6.43 GB. Ben 470 MB'a kadar düşürdüm değerli arkadaşlar. Şimdi videomuzu durduralım. Bakalım videomuz nasıl olmuş. İşte arkadaşlar, videomuzu çektik. Başarılı oldu. Normalde. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İyi günler.